Bugün yine yemenek katlerinden başlamak istiyorum. Çok güzel bir çiçeğimiz var. Bu boru çiçeği, trumpet flower olarak geçiyor. Şimdi onu isterseniz önce bir resimlerini görelim. Görebiliyorsak Çok şu an. güzel, maşallah. Maşallah. Bu çiçeğin 11 türü var. Çok çok güzel. Hepsi bakın birbirinden farklı. Aslında bu çiçeği çok iyi tanırız biz. Genelde bahçelerde, çevremizde yani normal İstanbul'da da çok rahat yetişebilen bir çiçek türüdür. Fakat şuna bakın, farklı şu ana kadar 4-5 renk gördük. Mavisi, kırmızısı, sarısı, alacalı renkleri, turuncusu gördüğünüz gibi acayip şeker. Maşallah. Bayağı güzel. Müthiş renkte. İçindeki kadife dokusunu görüyoruz. Süper güzel, maşallah. Tam cennet çiçeği, Tam maşallah. cennet çiçeği. Duruş şekli de çok şeker. Güzel bir tane. Aşağı doğru. Çok teşekkürler. Şimdi Allah'ın çeşit yaratmasından bahsetmek istiyorum. Mesela bir tür normalde çok önemli bir çeşittir. Tek bir trompet çiçeğinin, boru çiçeğinin güzelliğini Allah zaten insanlara diğer çeşitlerin yanında sunar. Fakat tek bir türün içinde bu kadar çeşit olması çok olağanüstü bir sanattır. Mesela bir ağacın 100 türünün olması, 100 çeşidinin olması, burada gördüğünüz bu çiçeğin 11 ayrı çeşidinin olması, onların hepsinin ayrı yerde açması, ayrı renkte açması, içinde ayrı alıcıları olması, Allah'ın çeşit içinde çeşit yaratmasıdır. Normalde biz bilmesek böyle şeylere hiçbir zaman ihtiyaç duymazdık ama gördüğümüz şeylerdeki o detaylara iyice görüp bakmamız gerekiyor. Allah'a imanımızın, Allah'a olan sevgimizin bir yansıması olarak bunları eğer görüp bakarsak oradaki o çeşitliliği Allah'ın bizim için özel olarak çok özel bir amaçla yarattığını anlayabiliriz Allah'ın izniyle. İnşallah bir ayet söylemek istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Zümer suresi 21. ayet. Görmüyor musun? Gerçekten Allah gökyüzünden su indirdi de onu yerin içindeki kaynaklara yürütüp geçirdi. Sonra onunla çeşitli renklerde ekinler çıkarıyor. Sonra kurumaya başlar. Böylece onu sararmış görürsün. Sonra da onu kurumuş kırıntılar kılıyor. Şüphesiz bunda temiz akıl sahipleri için gerçekten öğüt olunacak bir ders vardır. Allah dilediği zaman onları kurutuyor. Fakat baharın gelmesiyle bu güzellikleri bakın olağanüstü bir şeydir çiçek. Gerçekten mucizevidir. Hem altın oranıdır hem rengi hem kokusuyla bir mucizedir. Allah onları tekrar yerden çıkarıyor. O topraktan, o kara topraktan çıkarıyor. Sırf güzellik olsun, insana bir ikram olsun diye. Maşallah. Çiçeklerin biyolojik saati olması, bunu bilmeleri, yani evet. Hangisinin, yılın hangi ayının, hangi günün hangi saatinde tomurcuklanıp yeşereceğini bilmeleri, bunlar çok büyük mucizelerdir. Yani Allah'ın akıl tecelli ettirmesi bitkilerde, tüm canlılarda olduğu gibi çok büyük bir nimet, maşallah. Maşallah.